kaçıranlar dinleyebilirler. Hatta fotoğraf alın, böyle bir sizin de faaliyetleriniz ve bu etkinliği de o katılımcı fotoğraflarıyla beraber paylaşalım. Daha çok kişi bu anlamda farkındalıkla erişsin. Şimdi ben 2004'ten beri tek başıma böyle haldır haldır dünyada ülke ülke gezerek bu çalışmalara katılan bir kişi olarak sürekli soruyla karşılaşıyordum. Böyle inovasyonu kafasında ampulle gezen zihni sinir kişiler olarak bir algı vardı. Ve herkes bana inovasyonun standardı mı olur? İnovasyon demek aykırı olmak demek. Sen hepimizi nasıl standartlaştırıyorsun? Kah kah kih kih diye birine dalga geçiyorlardı. O sebeple ben kendi terminolojimi değiştirdim. Ve bu terminolojimi değiştirme sebebim de uluslararası terminolojiye uyarken bir taraftan da kendi terminolojimi uluslararası referans dokümanlar olarak düzelterek hep anlatmaya başladım. Şimdi bu konunun içeriği ve resmi uluslararası terminoloji standartlar dediği için bu ekranda böyle göreceksiniz ama bütün bu konuşmam boyunca hep ben uluslararası referans dokümanlar diyeceğim. Standardın tanımını yanlış bir algı var. Standart dediğimiz zaman herkesi aynılaştırma, her şeyi tek bir yapıya, tek bir görüntüye, tek bir anlayışa sıkıştırma gibi bir algı var. Halbuki Uluslararası Standartlar Örgütü'nün standart tanımı şunu söylüyor. Bütün dünya katılımcı üyeleriyle beraber ortaklaşa hazırlanan ve uyulması gönüllü bir referans dokümandır diye tanımlanıyor standartlar. Yani herkese aynı elbise giydiren dokümanlar değil, uygulaması gönüllülük esaslıdır ve bütün dünyanın bu konudaki uzmanları tarafından ölçülmüş, değerlendirilmiş, en az 4 yıl üzerinde çalışılmış dokümandır. Ve şu an ekranda gördüğünüz bu 6 standart yayınlanan 6 standardın 2018'den bu yana eş yazarıyım ben. Dolayısıyla bunu da gururla söylüyorum. Çünkü böyle başka bir algı daha var. Ya işte böyle standart böyle yazmış böyle kullanalım algısı var. Onu yazan insanlar işte benim gibi insanlar. İşte aramızda birazdan Ömer hocamız konuşacak. Ömer hocamız gibi insanlar. İşte arkadaşlarım, aynı komitedeki arkadaşlarım. Şu aşağıda fotoğrafını da görüyorsunuz. Böyle sizin bizim gibi insanlar. Ve ülkemiz olarak bu... Ben 40 yıllık mühendis olarak çok çeşitli hem kamu hem özel kurumlarda tanışma şansına, çalışma şansına yakaladığım için ülkemizin mühendislik becerilerinin çok yüksek olduğunu ve bütün dünyayla yarışabilecek hatta geçebilecek noktada olduğunu bilinciyle bu çalışmalara gönüllü olarak para harcadım, emek harcadım. Hala da harcamaya devam ediyorum. Ve sizlerden ricam aynı komitemize olarak işte aramızda bulunan arkadaşlarım gibi aktif olarak çok aktif bir grubuz. Biz bu sebeple de Türkiye Cumhuriyeti bizi ödüllendirdi. Aman ne güzel çalışıyorsunuz, ülkemizi güzel temsil ediyorsunuz diye. Sizlerin de aramıza katılıp bu çalışmaların hazırlıklarında ve ülkemize bunun yaygınlaştırması çalışmalarında gönüllü katkılarınızı beklediğimi de ifade etmek istiyorum. Şu anda 6 standart yayınlandı. İşte bu aramızda Meral hocamız da var. O da biz dinleyicilerimizin arasında çalışkan bir üyemiz. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu ayna komite olarak biz en önemli görevlerimizden birisi bu İngilizce dokümanları, referans dokümanları Türkçe'ye, güzel Türkçemize çeviriyoruz. Bundan da büyük keyif alıyoruz. Çünkü sizin bunu TSE'nin sayfasından veya ISO'nun sayfasından 90-94 euroya alacağınız bir dokümanı güzel Türkçemizle Meral Hanım'ın ve diğer gönüllü arkadaşlarımın emeğiyle 96 liraya satın alabiliyorsunuz. Dolayısıyla erişimin maddi boyutunu da ucuzlatmış oluyoruz. Bu anlamda yaygınlaştırması için çok büyük bir adım olarak görüyorum bunu.
İlk yayınlanan standardımız, bunun tercümesi 56 bin. Ben sizlere birazdan daha detaylı bahsedeceğim. 56 bin terimler tanımlar standardı. Türkçesini satın alabiliyorsunuz. 56.002'yi satın alabiliyorsunuz. Meral hocamızın destekleriyle 56.003'ü tamamladık. Daha bunu Türkçe halini yayınlamadı TSE. Lütfen takipte kalın bizleri. 56.003'ün de Türkçesine erişeceksiniz. 56.004'ü de bitirdi Meral hocamız. Onu da gönderdik. TSE bu ikisini de yakın zamanda sizlere Türkçe olarak erişiminize sunacak. Şimdi tam da bugün anlatacağım 56.005'e başladı, tercümesi başladı. Bu noktada ben Meral hocamın izniyle gönüllü tercümede bir şeyiniz olursa, gönüllülük esasınız varsa biz çalışırız. Hem çünkü tercüme ederken öğrenmiş de oluyorsunuz. Aynı komitede Meral Yurdakul hocamıza başvurursanız o sizi görevlendirir. Siz de bir nebze benim de bu ülkede inovasyonun yayılımına katkım oldu. Ve orada da fikri mülkiyet haklarını da ben tercüme ettim diyebilirsiniz. Ondan sonra sırasıyla yayınlanan 56.006'ya geçeceğiz. Ama uluslararası çalışmalarda 56.001, bu requirement dediğimiz belgelendirmeye esas standart çalışmaları devam ediyor. 2009 ay bir uzatma oldu. 2024'te bitmesi planlanıyordu ama çok uzun zamandır bitmedi. Çok fazla dünyada bu konuyla ilgi var. Japonlar, İsveç ve Amerika bu konuda böyle dominant bir sergiliyorlar. Yine bir 9 ay uzatma talebi geldi. Onu da onay verdik. Herhalde 2025'i bulacak ama sağ olsun birazdan Ömer Hocam size anlatacak. TSE ile iletişime geçti. TSE'nin Ulusal Standartlar Örgütü'nün böyle bir yetkisi var. Bir kılavuz standardı kullanarak da sertifikasyon sürecini başlatabiliyor. TSE ile koordineli bir biçimde Ömer Hocamız Türkiye dünyadaki ilk belgeli ISO 56.000 belgeli bir sertifikasyona sahip bir kuruluş haline sokarak getirdi. Kendisini kutluyorum. Birazdan deneyimlerini sizlerle paylaşacak. Şimdi bu 56.002'ye esas alındı. 56.002'yi ben 2014'ten bu yana yazıyoruz. Biz yazarken zaten bunu 56.001 olarak yazmaya başlamıştık. Fakat 2019'da Japonya'da yaptığımız toplantıda ISO dedi ki biz bunu 56.002 kılavuz standart olarak yayınlayalım. Bu sırada da dünya kamuoyu bunu hazırlıklı olsun, buna hazırlansın dedim. Ve bu sebeple aslında 56.002'yi satın alırsanız bir standarda esas bir yönetim sistemi şartlarını görmüş olacaksınız. Şu anda yaptığımız bu yine en son Şubat ayında Dubai'de bir toplantı gerçekleşti. Yine güzel bir haber vereceğiz inşallah size. Bizi izlemeye devam edin. Türkiye'de de Ekim ayında TSE'nin liderliğinde gerçekleştirmek istiyoruz. Bu uluslararası bütün delegeleri ağırlamak istiyoruz. Amacımız yurt dışı masrafları çok arttı, seyahat, konaklama masrafları. Bunu da cepten ödediğimiz için. Ülkemizde bizim yaklaşık 40 üyemiz var. Hepimizin aynı komite olarak bu toplantıda aktif görev alması ve ülkemizin Ömer Beylerin gösterdiği bu başarıyı ülkemizdeki diğer kurumların da belgelenerek orada çok daha fazla deneyim paylaşımında bulunmaları. O yüzden Ekim ayında inşallah gerçekleştirirsek aynı komite olarak proje liderimiz de Ömer Hocam. Çok daha ülkemiz öne çıkacak, uluslararası arenalarda tanınır hale gelecek bu anlamda. Benim 2019'dan beri içerisinde yer aldığım 56.007 fikir yönetimi. Yine bir yanlış anlama var. İnovasyon denildiği zaman bir tane fikir yazılımını kuranlar ben inovasyon yönetiyorum diye ortalığa çıkıyor. Hayır.
inovasyon yönetimi farklı bir şey, fikir yönetimi farklı bir şey. 2019'dan beri de fikir yönetimi kılavuz standardı üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. O da 2024'te yayınlanacak. Bir çalışmamız daha var, 56.008. O da inovasyon yönetiminin performans değerlendirmesi nasıl yapacağız? Hangi ölçeklere bakacağız da ben bu inovasyonu yönetebiliyorum, bu farklılığı ve bu farklılıkla değer katmayı yönetebiliyorum diye. O da orada da yine aynı komitemizden çok değerli arkadaşlarım var. Bu arada sorular geliyor galiba. Ben bunu sona mı bırakayım, şimdi mi cevap vereyim Murat Bey? Eğer şeyse cevap verebilirsiniz Müjde Hanım. Çünkü şey bir soru evet hayır sorusu gibi açık uçlu değil. Tamam. İsterseniz görebiliyorsanız eğer. Sunum paylaşılacak mı? Evet, ben Murat Beylere, Hande Hanımlara gönderdim. Onlardan alırsınız. Ondan Teşekkürler. sonra 56.002, hayır, 56.003, 56.004 için belge alınmıyor. Onlar kılavuz standartlar. Birazdan bahsedeceğim ne içerdiğini. Onu neden 56.002 almadan önce bu standartları da edinmeniz gerektiğini, standartlar demeyelim, ben onu işte tepki sevmiyorum. Bunlar böyle hepinizi standartlaştıran dokümanlar değil, uluslararası referans dokümanlar. Bu referans dokümanları akademik camiada olan arkadaşlarım varsa bilecekler. Akademik ilerleme ancak başka bir şeyi referansın üzerine bir tık daha ilave ederseniz gerçekleşebiliyor. State of art diyoruz biz ona. Dolayısıyla bunlar sizin yapacağınız çalışmaların state of art'ı. Lütfen başka dokümana itibar etmeyiniz. Çünkü birazdan söyleyeceğim, ülkemizde böyle tanınan, bilinen akademisyenler, işte profesyoneller bile hala Oslo kılavuzu diyor. Lütfen itibar etmeyiniz, out of date. Yok Oslo kılavuzu, bitti. Ben size güncellerini anlatıyorum. Şimdi dünya neden böyle bir referans dokümana ihtiyaç duydu? Yani işte uluslararası terminolojiyle standartlara ihtiyaç duydu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki yıkımda ayağa kalkmak için Amerika 12 milyar dolar Avrupa'ya bir para yardımı yaptı, Marshall yardımı. Bu Marshall yardımı içinde bunun da bilim ve teknoloji alanında kullanması amacıyla OECD'yi kurdu 60 yılında. Türkiye'de 61 yılında o 37 ülkenin içerisinde yer aldı. Ve OECD bu 12 milyar doların bilim ve teknolojik çalışmalara harcanacağı, gelişmeye harcanması için bir terminolojik bütünlük sağlamak adına bu gördüğünüz Frascati'nin villasında, Frascati şehrinin bu villada bu çalışmaları başlattı. Ve ilk Frascati kılavuzu yayınlandı. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri güçleri ve NASA böyle bir referans dokümana ihtiyaç duydu. Ve 1992'de de OECD kılavuzu yayınlandı. Birazdan söylüyor, bu out of date, artık kullanmayın, sakın OECD kılavuzunu kullanmayın, Oslo kılavuzunu kullanmayın derken ki gerekçemi de size söyleyeceğim. TÜBİTAK bunu tercüme etti 2005'te ve TÜBİTAK'ta bilgileri, OECD'nin grafikleri vardır, sayfaları kullananlar varsa bilir. O bilgileri TÜBİTAK hazırladığı için o verdi. Mehmet Bey, kitabımdan almak istiyorsanız bana mail atın. Kargo size ait, adresinizi veriyorsunuz. Dilerseniz fatura da gönderiyorum. Size kargoluyorum kitabı. Elimde son birinci baskıdan son 100 kitap kaldı. Yayın evlerinden aldım. Toplattım ben de hepsi. Evet, bir soru daha var galiba. Evet, bilim kızı Ork'tan mail adresim müjgan@müjganchetin.com sistemden de her yerden ulaşabilirsiniz. LinkedIn'den, Instagram hesabımdan. O anlamda böyle çabuk geri dönüş yapıyorum. Şey yapmayın lütfen, yazın. Ben sağ olsun Burak Bey de şey yapmış,
bildirmiş. Erişilmesi kolay bir kişiyim, öyle çok zor bilemedik, erişemedik diyebileceğiniz birisi değilim. Şimdi TÜBİTAK 2005 yılında bunu Türkçeleştirdi ve TÜBİTAK desteklerinde, Ar-Ge ve inovasyon desteklerinde bunu kullanmaya başladı. Bunun üzerine Avrupa Birliği, 6. çerçeve, 7. çerçeve, benim yaşlarımda mısınız bilmiyorum ama değilsinizdir, hepiniz genç görünüyorsunuz. Avrupa Birliği bu Oslo kılavuzuna baz alarak Avrupa Birliği'nde ülkeler kendi ülkesel standartlarını üretmeye başladılar. Bunların içerisinde Portekiz, İngiltere, Kolombiya, Meksika, İrlanda, Almanya, Rusya, Danimarka, Fransa, Brezilya, Çin gibi böyle herkes, bize TSE bunu o zaman üretmedi. Ben 2012'de halbuki bunun dersini veriyordum. İlk Türkiye'nin ilk üniversite bu anlamda ders yüksek lisansını açan Yeditepe Üniversitesi'nde dersini veriyordum ama biz Türkiye olarak nedense bu işe soyunmadık. TSE bu işte bizim şey yapmadı, liderlik etmedi ama Avrupa Birliği bunun üzerine 6 milyon dolar harcayarak improve metodolojisini oluşturdu. O 12 yıl sürdü. O metodolojiye uygun, onu da ISO 56.005, yok 56.005 değil, 16.555 numarayla Avrupa Birliği standardı olarak yayınladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi halen improve'u bir şey olarak kullanmaya devam ediyor. Bir metodoloji olarak kullanmaya devam ediyor. Ve ben tekrar burada bu konudaki yetkin, bilgili ve en son bilgi sahibi kişi olarak out of date. Türk TİM'in Innova Ligi out of date diyorum. Çünkü 16.555 kalmadı. Improve bu etik örneğin bir ticari ürünü haline geldi. Bir kamusal bir şey olmak yerine. Ve şu anda dün gördüm, bir Innova Lig yarışması açılmış. Out of date. Lütfen kullanmayınız. Çünkü birazdan bahsedeceğim. Onun güncel hali, uluslararası referans doküman halini yayınladık. Ben ilk bu yayınlanan bu standartta bizzat birçok yerinde emeği geçmiş bir insan olarak söylüyorum bunu. Böyle hariçten gazel okumuyorum. Özellikle bu üzerine de vurguluyorum. Dolayısıyla savunma sanayi müsteşarlığı işte ISO 2013 itibariyle karar aldı. 2014'te de bu Improve'un dünyada küresel inovasyon ödülü yarışmasına beni bildiğim için bu konuları davet ettiler. Türkiye delegesi olur musun? 2014'ten beri ben dünyada elimde valiz, tek başıma bütün masraflarımı kendim karşılayarak gidip ülkemi temsil ederek bu standartları yazmaya başladım. Dolayısıyla ve 2019 itibariyle de yayınlamaya başladık. Az önce gösterdim. Şimdi neden eskilerine, yani Oslo kılavuzuna ve improve metodolojisine out of date diyorum? Onları anlatacağım size. Bu kitabın da içeriğinde bu konuyla ilgili özel bir chapter da var. Bu inovasyon terminolojisi ne yazık ki yanlış bir algı var. Sadece teknolojik bir ürün ve herkesi şaşırtan radikal bir ürün algısı var. Halbuki Schumpeter 1911'de, Birinci Dünya Savaşı öncesinde bu orta gelir tuzağı dediğimiz tuzakta, Sağ olun, siz nasılsınız? efendim, Aa, Serap Hanım, evet. Orta gelir tuzağından kurtulmak için yeniliği, burada ürün yeniliği, yöntem yeniliği, pazar yeniliği, tedarik yeniliği, organizasyon yeniliği diye yenilikten bahsetmeye başlıyor. İlk inovasyon terimini Schumpeter kullanıyor. Oslo kılavuzu burada görüyorsunuz. Uzun uzun vaktinizi almamak için hemen hızlıca geçeceğim. Oslo kılavuzunda ne yazık ki inovasyon tanımına sadece yeni ve geliştirilmiş ürün ve süreç diye geçiyor. Out of date. Unutun efendim. Halbuki ISO 56.000'de biz diyoruz ki inovasyon finansal veya sosyal değerin gerçekleştiği veya yeniden dağıtıldığı, paylaştırıldığı
yeni ve değiştirilmiş unsurdur. Bu unsur ürün olabilir. Hizmet inovasyonu yapabilirsiniz, süreç inovasyonu yapabilirsiniz, iş modeli inovasyonu yapabilirsiniz, sosyal inovasyon yapabilirsiniz. Dolayısıyla lütfen Oslo kılavuzunu kullanmayın. Benim sistemde bu konuyla ilgili terminolojiyi anlattığım bir dersim var, offline dersim var. Orada uzun uzun bunları size paylaşıyorum. Çünkü bu son 20 yıldır yaptığım danışmanlıklarda da gördüğüm şu, EFQM modeli, 6 sigma mükemmelliyet modeli gibi fikir yönetim sistemleri gibi çalışmalarla biz improvement ve development ve ARGE merkezleri yapılarıyla oraya odaklanmış durumdayız. Bu eğitimimde de neden ikisi farklı birbirinden, bu standardın içerisinde de bunu özellikle dünyada da aynı şey yaşanıyor. Bunu şey yaptık. Tekrar söylemek istiyorum. İnovasyon bir sonuçtur. Yenilik ve değer ilgili hedef kitlenizin algısına bağlıdır. Değeri önemli kılan, ifade edilen veya edilmeyen ihtiyaçların karşılanmasıdır. Burada hatta işte mesela biri çıkıyor çok büyük bir iş adamı diyor ki vah işte inovasyon yaratıcılıktır. Yaratıcılık bir yetenektir. İşte kimisi çıkıyor diyor ki inovasyon ARGE'dir. Hayır efendim, ARGE bir prototip üretmekle, onun patentini almakla sonuçlanan bir işlevdir. İyileştirme ve inovasyon birbirinden farklıdır. Geliştirme ve inovasyon da birbirinden farklıdır. Burada daha fazla vaktinizi almadan hemen özet vererek inovasyonda varlık üzerinde çalıştığımız ürün, hizmet, süreç neyse o teknoloji veya kullandığımız yöntemden en az birinin yeni olmasını bekleriz. Bilinen bir teknolojiyle, bilinen bir ürün üzerinde, bilinen bir pazara yönelik olarak yaptığım çalışmalar iyileştirmedir veya geliştirmedir. Lütfen karıştırmayınız Kaizen'le. Evet, şimdi hızlıca 56.002'ye geçiyorum. Burada kırmızıyla yazdıklarım ki notları alırsınız şeyden. Sizin entegre yönetim sisteminize monte edeceğiniz, birazdan Ömer hocamız da bize anlatacak, monte edeceğiniz farklılıklar. Kırmızıyla onları yazdım. Diğer her şey aynı olabilir. Sizin bir altyapınızda bir yönetim sisteminiz varsa üzerine inovasyon kültürü, inovasyon işbirlikleri ki Ömer hocamız söyleyecek, inovasyon stratejisi, inovasyon portfolyosu bla 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 eklediğiniz andan itibaren 56.002'ye kurmuş olabiliyorsunuz. Peki 56.003 ne demek? 56.003 ise az önce soru da vardı bu konuyla ilgili. Benim bir sözüm var, kitabımda da vurguluyorum, bütün konuşmalarımda da vurguluyorum. İnovasyon tek başına yapılamayacak kadar ciddi bir iştir efendim. Ben çok inovatörüm, ben inovasyon yapıyorum diyemezsiniz. Sadece mühendisler inovasyon yapıyor diyemezsiniz. Çok disiplinli ve çok ortaklı, çok birliktelikli çalışmayı gerektirir inovasyon. Neden? Çünkü yeniliğin varlığı yetmez. O değerin gerçekleşmesi gerekir. Yenilik oluşan değer gerçekleşmediği sürece biz ona inovasyon demiyoruz. Buluş diyoruz efendim. Veya patentlenmiş buluş diyoruz. İşbirliği yönetimi de diyor ki mesela bir sürü kurum, büyük kurumlar açık inovasyon merkezleri kurdular ama oraya gittiğiniz zaman siz fikrinizi onlara bağışlıyorsunuz. Onlar da sizi hani acırlarsa bir lokma benim tedarikçim ol diyorlar. İnovasyon işbirliği yönetiminde işte bunu söylüyoruz ve birazdan size şeyi de söyleyeceğim. Fikri haklar bunun neresindeydi anlatacağım. O standardı da anlatacağım. Her bir ortak için haklar nelerdir? Nasıl bu işbirliğini kuracağım? Bu açık inovasyon merkezinde bunu anlattığımız çok kolay, kullanması kolay bir standart. 56.004 ise bu inovasyon yönetim sistemi kurmadan önce yola çıktığımda o yolculuk
ben ne durumdayım? Terazinin üzerine çıkma aşaması nasıl yapacağım? Yani improve metodolojisinin standardı bu. O yüzden lütfen Innovalik out of date, out of date. Sponsorların ödülde atıldığı bir yer olmaktan. Kim bir şey mi sordunuz? Evet. Müjde Hanım, birinin zannedersem şeyi açık, ben kapatıyorum ama evet, şu an kimsenin açık değil. Siz buyurun devam edin lütfen. Evet. Dolayısıyla 56.004'de siz mevcut durumunuzu nasıl değerlendireceksiniz ki kendinize bir yol haritası, birazdan onu Ömer Hocam da Sokar örneğinde bahsedebilir. Evet, fikri haklar yönetimi dediğimiz zaman 56.005'ten bahsediyoruz ve 56.000 içerisinde de fikri haklar yönetimi demek ne demek? Orada da standardın içerisine gömdük bunu. Hangi fikri mülkiyetin korunacağı? Bakın bu bir tercihtir. Korup korumamak ki biz de burada bu işin uzmanları ile beraberiz. Onlara danışarak, bilene sorarak bu korumanın mantığını nasıl yapacağınıza, bu varlık envanterini, benim çok şahit olduğum şey, insanlar varlık envanterini bilmiyorlar. Fikri haklar varlık envanteri diye bir şey yok. Onları nasıl analiz edileceği, nasıl bunu bir ticari değere dönüştürüleceği, gizlilik sözleşmelerinde bunlarla ilgili neler olacağı ve potansiyel ihlallerin nasıl yöneticiliğine ilişkin biz inovasyon yönetim sisteminde bir kurallar dizini olması gerektiğini madde 7-8'de söylüyoruz. O yetmiyor. Bir de buraya geçiyorum, buraya da geçiyorum. Hepiniz biliyorsunuzdur, fikri haklar çok çeşitli, kuralları farklı. Fikri haklar yönetim sistemi standardına. Bu patent efektinde kurucusu Mustafa da bizim aramızdaydı. Bu şeyde. Aynı komitemizin içerisinde. Bunun da sağ olsun çok büyük emeği geçti. Fikri haklar yönetimi standardı bize bir IP stratejisi hazırlanması gerektiğini söylüyor. Genellikle Türkiye'de yapılan, ben bir patent vekilim var, ona verdim, valla bilmiyorum. İşte o işlerimiz, o A patent, C patent, D patent, X patent yapıyor. Bu o kadar ciddi bir iş ki bu işle ilgili bu standardı okumanız gerektiğini söylüyoruz. Ve diyoruz ki bu standartta hangi çıktı, inovasyon çıktısının korunacağını, hangisinin korunmayacağını. Öyle bir şey söyleyebilirsiniz ki dersiniz ki bu bir açık kaynak kodudur, bunu korumayacağım. Benim bir kitabım var, benim sistemden download edebiliyorsunuz açık kaynak. Ama bu kitabımı 450 lira almak zorundasınız. Çünkü sosyal inovasyon projesinde kızları, bilim kızı, Nobel ödülü kazanacak kızları destekliyorum. Aranızda böyle güzel kızları olan, akıllı kızları olanlar varsa da bana yönlendirsinler. Potansiyel ihlalleri nasıl yöneteceksiniz? Olası ihlalleriyle ilgili neler yapacaksınız? Ve elinizdeki envanterdeki fikri mülkiyette değerini nasıl hayata geçireceksiniz. Bunu bir itibar olarak mı kullanacaksınız? Bunu bir bu paraya mı dönüştüreceksiniz? Bunu bir beşeri sermaye olarak mı kullanacaksınız? Lisanslayacak mısınız? Joint venture mı yapacaksınız? Gibi gibi gibi. Ve yine bu standardın içerisinde bu elinizdeki bir zenginliğin üzerinde yaşıyorsunuz demektir. Fikri mülki haklar dediğimiz zaman, fikri mülkiyet dediğimiz zaman bunlarla ilgili fırsatları ve bir planlarınızı tanımlayın diyoruz. Yatırım ilkelerinizi oluşturun diyoruz ve bu işler yasal işlerdir diyoruz. Ben X kuruma devrettim diyemeyeceğiniz kadar ciddi işlerdir diyoruz. Bu konuda eleman yetiştirin. Bu yetiştirdiğiniz elemanlarla kendi envanterinizi yönetin. Yine vekilleri de tabii ki onlardan hizmet alacaksınız ama iç kaynaklarınızda bu işten anlayan insanlar olsun. Bununla ilgili de zaten ne yapacağınızı biliyorsunuz diye düşünüyorum. Fikri ve haklar stratejisini çok önemsiyoruz. Lisanslayabilirsiniz, satabilirsiniz, değerleyebilirsiniz, teknoloji transferi yapabilirsiniz ama peki fikri haklar envanterinde neler olacak? Bir başka bir yanlış daha var. Out of date, unutun. İnovasyon fikirle başlamaz. İnovasyon fırsatla başlar. O fırsata
ilişkin, gördüğünüz o fırsata ilişkin fikir üretmeye ikinci aşamada geçersiniz. Bunu geliştirirsiniz. 56.005'te işte bu 5 süreci, inovasyonun 5 sürecinde hangi aşamalarda fikri haklarınızı nasıl yöneteceğinizi, girdilerde ne yapacaksınız, süreç boyunca ne yapacaksınız, çıktılarda nasıl koruyacaksınız, bunları anlatıyoruz. O yüzden edinmenizi tavsiye ediyorum. Ve varsa soruları almak istiyorum. Biraz hızlı yaptım ama bu son yok. Kısmı. Çok teşekkür ederiz Müjgan Hanım. Sayın katılımcılar, Müjgan Hanım biraz erken ayrılacak. 2.50 gibi başka bir ders olduğu için. Eğer sorularınız varsa isterseniz şimdi kendisine iletebilirsiniz. Yoksa da biz Ömer Bey'le devam edeceğiz. Sen dersen şu an soru yok. Soru yok Müjgan Hanım. Çok teşekkür ederiz. Tamam. Bütün ben biraz daha bir yarım saat daha buradayım. Ömer evet. Hocam dinleyeceğim. O sırada akıllarına gelirlerse chatten de yazabilirler ya da sorabilirler. Evet evet. Yani onu da öyle değerlendiririz. Ama hani katılımcılarım da sizin erken ayrılacağınızı da böylece belirtmiş olalım. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet Ömer Bey sizi dinleyelim. Siz de bu hani bilgiye göre bu Sokar Türkiye RGB İnovasyon AŞ bu yönetim sistemi belgesini endüstride alan ilk şirket olarak biliniyorsunuz. O yüzden hani bu anlamda da sizin bu süreçlerdeki deneyimleriniz bizim için çok değerli. Buyurun sizi dinliyoruz. Bir paylaşımınız herkese olacak belki. Pardon buyurun anladım. Yok bir ekran paylaşımınız da olacak evet, galiba. Evet. Tamam. Herkese merhabalar. Benim de bir ekran paylaşımım olacak. Evet. Sanırım ekranım geldi değil mi? Geldi Ömer Bey. Peki. Tekrar herkese merhaba. Müjgan Hanım'ın bu yoğun bilgi paylaşımın sonrası benim işim evet biraz daha zor. Bir üstattan sonra konuşmak. Ben size inovasyon yönetim sistemi kurulum aşamalarından biraz bahsedeceğim. Ondan önce kendimden bahsetmek gerekirse ben makine mühendisiyim. İşletme yüksek lisans ve doktorası da yaptım. Şu anda Sokar'da iş süreçleri ve kalite yönetim sistemleri müdürü olarak çalışıyorum. Bununla birlikte daha önce otomotiv sektöründe, doğalgaz dağıtım sektöründe, üretim sektöründe tecrübelerim oldu. Aynı zamanda Makine Mühendisleri Odası'nın Kaizen ödüllerinde uzun zamandır jürilik yapıyorum ki Masaaki Imai'yi biliyorsunuzdur. Dünyada Kaizen onunla popüler olmuştur. Kendilerini bir misafir de etmiştik İzmir'de. Kalite Derneği'nin Avrupa'da, Türkiye'de, yerelde değerlendirme yapma fırsatım oldu. Hala da oluyor öyle söyleyeyim yani 2007 yılından bu yana. Aynı zamanda kalite çevre, iş sağlığı güvenliği, bilgi güvenliği, iş sürekli yönetim sisteminde baş tetkikle yapıyorum. Stratejik süreç haritalama, proses mining, agile uygulamalar, EFQM bir ödüne bahsedelim, balans kortlar, bunların hepsi bizim ilgi alanımız. Bununla alakalı hepsiyle yaptığımız projeler var. Alt sigma projeleri olabilir. Paradigma değiştirenler diye de yaklaşık 10 sene önce iş dünyasındaki özellikle 2008 global krizinin ardından dinamikleri tekrar ele aldığını bir seride yayınlamıştık. Ben şimdi yavaş yavaş şey yapacağım. Biz hani hoca biraz önce 56 serisinden bahsetti. Birçoğu işte şey yapılıyor, yazılıyor, yazılanlar var, yayınlananlar var. Ki biz de işte aynı komitede bulunarak bunların yazımında bulunma fırsatımız oldu ki hoca biraz önce bahsetti Müjgan Hocam. En etkin ayna komitesi ödülünü aldı ki şöyle söyleyeyim. Burada birçok kaliteci arkadaş vardır, inovasyoncu arkadaş vardır. Ürün belgelendirme kısmında Avrupa'daki bu ayna komitelerindeki ayna komitede çalışan çok fazla firma var ama sistem standardı oluşturmada çok etkin ayna komitesi şimdiye kadar olmadı. Çünkü sistem standardı yazmak biraz daha doğrudur. Ürün spesifikasyonu biraz daha nettir. Orada negotiation'lar yaparsınız. Atıyorum vana üretiyorsanız radyosu, malzemesi gibi onlara tartışırsınız. Hatta gıdada da bal üreticilerinin daha şeyi vardır, standardı vardır. Atıyorum mobilyacıların daha bir uluslararası standartları olabiliyor. Ama oralarda elinde somut bir şeylerle konuşabiliyorsun. Burada sistem standartlarının bir zorluğu vardır.
Dolayısıyla bunun da işte Ayna Komitesi'nde bulunduk. Ayna Komitesi'nde hoca biraz önce bahsetti. 56 bin, aslında 56 bin 2, 56 bin 1 de 56 bin 1 olarak yazılacakmış. Ama işte ondan sonra 56 bin 2 oldu ama 56 bin 2 bir kılavuzdur. Ama şunu da söyleyeyim. Hani belgelenme şartı yok. Ancak belgelendirdi de bilirsiniz. Yani belgelenmek istiyorsanız da kimse bir şey demez. Çünkü 56.002 kapsar 56.001'i. 56.001 bu yılın sonunda belki 2024'te işte şartlar olarak çıkacak. Ama 56.002 bir kılavuz diyebiliriz ama standart gibi bir kılavuz, öyle söyleyeyim. Öneririm. Çünkü 56.002'nin şöyle bir şeyi de var. Artık model şekline gelmiş. EFQM veyahut da birçok Malcolm Board modelini bilen arkadaşlar daha iyi anlayacaktır. Evvelden standartlar bir guide gibiydi. Ama şu anda bir yönetim modeli halini almış. Yani birazdan bahsedeceğiz. Strateji daha çok ele alınıyor. Insight kelimesi çok daha. Kültür çok fazla önemseniyor. Ki hiçbir ISO standartına Narsane 9000'in de yazımında veya da yorumlarında bulma fırsatım oldu. 1445, 27001. Bunların hepsiyle çok fazla içli dışlıyız. Kültürün, ki diğer standartların da revizyonlarında olacaktır. Kültürün bu kadar öne çıktığı standart şu anda ISO'da yok. Öyle söyleyeyim net olarak. Onun için inovasyon yönetim sistemini bir büyük şey olarak ele alın. Bir bakış açısı olarak ele alınabilir. Şimdi biz bu operasyonu yaptık. Bunu yaparken işte Ayna Komitesi'nde standart oluşturuldu. Türk Standart Enstitüsü belgelenme için hazırlığını yaptı. Çünkü 3-5 ayaklı bir iştir bu. Ondan sonra Tokar Türkiye, ben Tokar Türkiye'nin tüzel kişilik olarak Rafineri Petrokimya İşbirliği'nde çalışıyorum ben. Argi bizim ayrı bir tüzel kişiliğimiz. Argi şirketini belgelendik ama Argi eşit değildir inovasyon. Yani Argi inovasyonu Argi olarak gördüğümüz için değil. İnovasyon uçsuz uçaksız bir konu. Sadece bu yeni bir şirketimizdi. Model olarak buraya ele alalım dedik. Yani çünkü bu atıyorum, bu inovasyon yönetim sistemi şöyle söyleyeyim size, hani 3 kişilik avukatlık bürosuna da kurulabilir. Yani sektörden ve ölçekten bağımsız bir kılavuz sistem ve hatta işte 56 ileride olduğu zaman da göreceksiniz şey olacak, yayılacak bu. Çok daha fazla yayılması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Burada şimdi bizim belgelendirme yaptıktan sonra tabii ki bakanlığın da bu çok böyle ilgisini çekti ve zaten bir belgemizi Sanayi Bakanımızın elinden almıştık. Özetle uzun bir süreçti. Bu süreç tabii standart yazımından başladı. Ardından belgelendirme firmasıyla beraber çok yakın çalıştık belgelendirme firmasıyla da. Çünkü bir şeyi belgelendirmek için yani belgeleneceğiz ama kimden belgeleneceğiz yani? Hani şöyle bir dünyada bir ilki yaptığımı düşünüyoruz. Açıkçası Tayland'da bir üniversitede bunlarla uğraştığını duymuştuk. Tayland'daki bir üniversitenin. Brezilya'da bir de ilaç firması duymuştuk ama bizim kadar böyle bizim belgelendirme altyapıda baktığımız zaman biz gönül rahatlığıyla dünyada ilk ISO 56.002 belgelendirmesini yaptık diyebiliriz. Ama dediğim gibi bunun çok fazla paydaşı var açıkçası. Onun için hani bu birkaç kişinin yapacağı bir iş değil. Bizim hatta bu paylaşımlardaki misyonumuz da şu. Ülke genelinde bu işi biraz daha hareketlendirelim. Bu iş sadece büyük şirketlerin işi değildir, büyük şirketlerindir algısını yıkalım. KOBİ'lerde daha inovasyon yapılabilir. Aslında inovasyon yönetim sistemiyle biz bu inovasyonun her tarafta sistematik olarak uygulanabileceğini ispat etmeye çalıştık. Hocam biraz önce bahsetti inovasyon nedir, ne değildir diye. İnovasyon işte inovasyon deyince herkes Einstein gibi innovation'la böyle şey yapmaması lazım. Karıştırmaması lazım. Geldiği bir noktada amacımız, misyonumuz, hedefimiz bunu daha da yaymak, her tarafta anlatmak. Bununla alakalı işte birçok artık köşe yazıları da çıkmaya başladı. İnovasyon nedir, ne değildir ben girmeyeceğim. Bir önce hocam zaten bahsetti. Sadece burada şeyi söyleyeyim. Diğer yönetim sistemleriyle karşılaştıra gideyim. Değerin bu kadar öne çıktığı bir ISO standardı net yoktur. ISO standart denmez aslında. Yönetim sistemi standardı. Ben biraz hızlıca söylüyorum. Yönetim sistemi standardı yoktur. Narsane birçoğunun baş denetçiliğini de yapıyorum. Baş tetkiliğinde ve biraz önce bahsettiğim gibi birçok yönetim modelinde değerlendirme yapıyorum. Değer bu kadar öne çıkan bir kalite yönetim sistemi standart şu anda yok. Ama göreceksiniz burada 9000'in yeni revizyonunda, 1445'in yeni revizyonunda değer daha fazla öne çıkacak.
İnovasyonun tanımını geçeceğim ben. Ben sadece temel prensiplerinden bahsedeyim. Çünkü inovasyonun genel tanımı biraz önce hocam bahsetti. Şimdi bunlar bizim standartta yazan şeylerimiz. Temel prensiplerimiz. Yani bunlar resmi olarak standart yazan. Benim hani uydurduğum şeyler değil, öyle söyleyeyim. Bunlar neymiş? Değerin gerçekleştirmesi varmış. Gelecek odaklı liderlik varmış. Stratejik yönelim varmış, kültür varmış, içgörülerden faydalanma, verisi yönetim, uyarlanma sistem yaklaşım. Şimdi bakın, kalite yönetim sisteminin evvelden temel prensipleri var. 2015 versiyonuyla kaldırıldı onlar. Bunlara baktığımız zaman sistem yaklaşımı orada da vardı. Liderlik orada da vardı. Ama değer gerçekleşimi orada yoktu. Yani diğer şeylerde. Stratejik yönelim yoktu. Kültür zaten yoktu. İçgörülerden faydalanma da yok. Dolayısıyla öncelikle şunu söyleyeyim. Bir kuruma, bir kurumunuza bir yönetim sistemi, inovasyon yönetimini kuracağınız zaman önce prensipleri içselleştirmeniz lazım. Önce ideal bahsedeceğim, sonra pratikten bahsedeceğim. Teoride kesinlikle standarda aldığınız maddeleri okuduğunuz ama maddelerden önce bu prensiplere bakacaksınız. Değerin gerçekleşmesi nedir? Değerden ne anlıyoruz? Gelecek odaklı liderlik nedir? Lider tanımınız nedir? Lider sadece liderin Google'ladığınız zaman 50 bin tane, yani milyon, yüz binlerce sayfa çıkar. Bununla alakalı zaten hani şeylere göre, yıllara göre yaklaşımlar değişiyor falan filan. Usul bucaksız bir konu ama siz burada kendi liderlik tanımınızı kendiniz yapmanız lazım. Kendi inovasyon tanımınızı kendiniz yapmanız lazım. Stratejik yönelim. Normalde diğer standartlarda şey vardı. Bir böyle stratejik direction kelimesi geçerdi. Ama bir direkt burada inovasyon stratejisi diye bir terim geçiyor. Kültür zaten bakın çok fazla kafa yorulması gereken nokta. Hatta şöyle de tartışılır hep. Liderler mi kültürü şey yapar, oluşturur? Kültür mü liderleri ortaya çıkarır? Bakın bu da çok önemli, güzel bir tartışmadır. Öyle söyleyeyim size. Kuruma bir kültür kuracaksınız. Şimdi bunlar çok baktığınız zaman burada birçok insan çok fazla haşır neşir olduğu konulardır. Çok fazla duyduğumuz ama pratikte fail ettiğimiz konulardır. Pratikte zaten bunlar da iyi olabilirsek bir dünyada yönetim sistemimizde de fark oluştururuz. Biz genelde neyle fark oluşturuyoruz? Mesela bir firma ticari bir ürün üretiyor, ortada farktayız. Zaten ne bileyim cirosunda, karında, şunda bunda farklıyız ama biz yönetim modeli yapısıyla da fark oluşturmamız lazım. Bunun da birinci adım biraz önce bahsettiğim kültürdür. Kültür içinde ne yapılması gerekir? Kültür aslında şeydir. Hani klasik bir sözdür. Deming adfedilir. Ya veya Drucker'a emin değilim. kültür işte strateji kahvaltıda yer diye. Dolayısıyla baktığımız zaman böyle bu gerçek. Biz burada buna kültüre çok kafa yormamız lazım. Ama bunun da metodu, 50 bin tane metodu vardır. Yani öyle söyleyeyim. Hani bunu zaten kopyalanabilen bir şey olsa herkes olgun, bu seviyeyi yükseltir. Kafa yorulması gereken nokta bir inovasyon yönetim sistemi faali kurulum esnasında buraya odaklanmak. İçgörülerden faydalanma. İçgörü çok önemlidir. Insight dediğimiz kavram bu. Insight'a bence biraz daha şey yapmamız lazım. Yani hani nerelerden insight'lar alabiliyoruz? Hani insight yarışması yapanlar dahi var. Bu içgörülerden faydalanma, içgörüleri nasıl toparlıyoruz, nasıl bunlardan hani harekete geçirebileceğiz, faydalanıp bizim inovasyon sürecimizde input yapabileceğiz. Bu da ciddi bir belki bir süreç dahi olabilir bununla alakalı. Belirsizliğin yönetimi var. Hani zaten derler ya bir proje yaptığımız zaman burada şey yapmamız lazım. Hani bunun risklerini de şey yapabilmemiz lazım. Uyaranabilirlik ve sistem yaklaşımı. Yani şimdi bunların hepsi standartta yazıyor da ben biraz highlight yapacağım. Yani hani biraz önce zaten inovasyonla alakalı şeyler konuştuk. Ben sizlere hani burada fayda bu hani 15-20 dakikada benim faydam sistem kurmalı için nasıl bir altyapının olması lazım? Eğer bu işi hani sistemleştirip tersikalaştırdığınız zaman da neler yapılması, ben onlara hap bilgiler vermeye çalışacağım. Bir önce bahsettik 10 tane maddesi vardı bunun. İlk 3 maddesi işte terimler atıf yapılan kapsam, terimler atıf yapılan standart. 4'ten itibaren bunun şeyi başlıyor. İçeriği başlıyor. Kuruluş bağlamı. Zaten ISO 9000'li gibi şeyleriniz var ise eğer, ki zaten herkesin vardır. Kuruluş bağlamı ortaktır.
İşte burada iç ve dış bağlam, ilgi tarafların beklentileri bunlar var ama gene diyorum bakın kültür ve özellikle işbirliği, biraz önce hocam bahsetti açık inovasyon, kapalı inovasyon gibi şeyler açık, bunların hepsi önemli. 9000'in 4-1'i eşittir inovasyon demiyorum. Sadece üst kavrama hakim olduğunu düşünüyorum. Bunu da biraz daha şeye bakmanız lazım. İç ve dış konulara bakarken, işbirliklerine bakarken bunları biraz da detaylı yazmanız lazım. Bir inovasyon faaliyeti yapıyordu bir kurum. Büyük ihtimalle üniversite vardır. Dışarıda bir danışmanlık vardır. Veyahut da ekosisteminde bir toplum vardır. O toplumdan input almış. Veyahut da müşterilerle işbirliği yapmıştır. Tedarikçilerle işbirliği yapmıştır. Veyahut da pazardan bir şeyler almıştır gibi. Dolayısıyla bunları biraz daha şey yapabilmemiz lazım. Fırsatları nasıl tanım? Biraz önce hoca çok güzel bahsetti. Yani inovasyon fikirden kesinlikle başlamaz. Stratejiden, fırsatlardan, yukarıdan başlar. Yani inovasyon başka bir konu. Biz biraz şeyde yanılıyoruz. Yani işte fikirleri topla. Ondan sonra onu ticaretleştirip bak falan. Öyle değil yani. Dolayısıyla bizim bu. Bunlar da hep işte kültürle biraz şey olan yetişen noktalar açıkçası. Dolayısıyla hani baktığımız zaman bizim şeyimizde bizim bu dördüncü maddede başlıklara şeysiniz, hemfikirsiniz ama içeriğini biraz daha doldurmamız lazım. Beş liderlik, bakın burada normalde vizyon, amaç, purpose dediğimiz konu vardır, amaç. Bakın amaç, vizyon hiçbir yönetimde bu kadar öne çıkmamıştır. Bir, göreceksiniz 3-5 sene içerisinde amaç ve vizyon kelimesi daha çok öne çıkacak. Evvelden misyon, vizyon çok öne çıkardı. Şimdi misyon değil, amaç, misyonu da kapsayan bir şey. Burada bir inovasyon vizyonu diye bir şeyimiz var. İnovasyon vizyonu diye. İnovasyon politikamız var. İnovasyon stratejimiz var. Bunlar nereden geliyor? Kurumun yukarıdaki stratejilerle şey olması lazım. Destekleyici olması lazım. Dolayısıyla yukarıda vizyonunuz olacak. Ki diğer yönetim sistemlerinde şuydu. Kalite politikasını koyduğunuz zaman gelen denekler genelde okeylerdi. Tamam. Gene vizyonunuz varsa sorulurdu falan ama bir gün sonra standart işini politika görüyordu. Ama bu şimdi öyle değil. Şimdi vizyon türeteceksiniz orada. Vizyonunuz olacak. Stratejiniz olacak. En yukarıda bir amacınız olacak. Onun altında ise bu inovasyon stratejisi, inovasyon işte vizyonu onlar da alta gelecek. Ki önemli nokta şudur. İnovasyon stratejini nasıl oluşturuyorsunuz? Strateji nasıl oluşturuyor? Bakın artık nasıl hocam sıra dışı şeyler söyleyeyim. Ben de sıra dışı şeyler söylemeye çalışayım. Yani bu zaman dinleyicilerin zamanında hani katma değerli olsun. SWOT bir strateji belirleme aracı değildir. SWOT execute etme aracıdır. Hani Türkiye'de bu da yanlış. SWOT yaparak strateji belirir. Bizim istediğimiz cevap bu değildir. SWOT sizin neyinizdir? Yani SWOT yaparak artık şeyler çıkarır insanlar. Strateji nasıl hayata geçireceğini çıkarır yani. Dolayısıyla hani biz büyük resimden bu bağlam kısmını yani dört bir kısmını biraz daha böyle şey yapmamız lazım. Bağlam 2015 standart revize oldu. Ben tabii Türkiye'de iç ve dış bağlamın çok iyi anlaşıldığını düşünmüyorum açıkçası. Çünkü anlaşılsaydı kaliteciler de stratejiler daha yakın çalışabilirdi öyle söyleyeyim. Liderliği anlattım. Liderliği bir de şöyle söyleyeyim. Bakın her kademede liderlik istiyoruz. Liderliği artık şöyle düşünmemek lazım ki bununla alakalı herkesin çok fazla şeyi vardır. Çalışması olduğunu biliyorum da. Liderlik bizim için artık şu değil. Yani yukarıdaki genel müdür, kurumsal liderlik falan değil yani öyle söyleyeyim. Bizim aslında durumsal lidere ihtiyacımız var. Yani bu yapacağımız projede falan bunlarda bulunacak arkadaşlara ihtiyacımız var açıkçası öyle söyleyeyim size. Hatta şimdi belirsizliğin yanında prensiplerde belirsizliğin uyarlanması vardı. Orada da bizim şeyimiz şu. Hani VUCA dünyasında hep bahsediyorum. Bizim dünya VUCA dünyamız vardır biliyorsunuz. Dolayısıyla VUCA dünyamızda hep şey. Yani hani zaten bir gri bir alanı şey yapmaya çalışıyoruz, yönetmeye çalışıyoruz. Geldiğimiz noktada da bizim hani her kademeden lider o yaptırmaya çalışacağız. Altıncı maddemiz ise bizim planlama. Planlama diğerinde de vardı. Diğer şeylerde de vardı planlama biliyorsunuz. Standartlarda da vardı planlama biliyorsunuz. Bu planlama bakın FUKO döngüsü hepsinde vardı. Riskleri biraz da proaktif riskleri şey yapmamız lazım. Biraz daha proaktif bu risklere bakın. Proje riskleri vardır ya. İnovasyon. Şimdi ben Harvard'da da inovasyon yönetim sisteminin bir şeyine katılmıştım.
Harvard Business School'un da Design Thinking and Innovation Management 7 haftalık bir sertifikasyon programına katılmıştım aslında. Bu da hani çok katma değerli bir programdı Harvard. Ama ya bakın gerçekten metodoloji aynı. Yani hani dünyanın neresine giderseniz gidin bir inovasyon üretim süreci aynı. Ama burada işte şey yapmamız lazım. Burada biz execute etmeye ve işte bu iklimi ortaya koymamız lazım. Yani hani çalışanlara bu iklimi şey yapabilir. İşte biraz önce onun için ben kültür lider onun için biraz daha fazla şey yaptım. Öne çıkardım. Metodun ne olduğunu Google'ladığınız zaman da anlarsınız. Hani bu iş nasıl ticaretleşmeye doğru gidiyor onu anlarsınız ama biz bunun için insanlara iklim ortaya koyabilmemiz lazım. Bizim için şey işte zaten bu 8. maddede operasyon var. 8. maddede operasyon. Bu operasyonda da şey bu 8. maddedeki 8. maddedeki operasyon bizim artık şeyimiz. Bu şeyleri anlatıyor. İnovasyon sürecinin adımlarını anlatıyor. Yani inovasyon sürecinin adımlarında da şey işte bu 8-3-1'ler falan vardır. Bizim işte kavramların oluşturulması var, çözümün bulunması var, bunun işte hayata geçirilmesi var. Bu standartta zaten bunları zaten şey yapacak, göreceksiniz. Ama dediğim gibi fırsatla başlayıp değerle çıkan bir olay. Değerle konuyu şey yapacağız, tamamlayacağız. 9 zaten diğerine aynısı. Hani 9 performans değerlendirme, 10 iyileştirme diğer kalite yönetim sistemlerinin aynısıdır. Öyle söyleyeyim size. Yani hani iş etki var, işte performans yönetim var, uygunluk Foucault döngüleri var. Bunların hepsi şeyde de var. Bu yönetim diye bu yönetim sisteminde de var. Şimdi ben size sadece standartlı güzelliğinden şöyle bir bahsedeyim. Şimdi olası eylemler diye bir şey var bizim kılavuzumuzda. Ya bir 56'ını da alın bu arada. Olası eylemler size bir önce bahsettiğim şeyler içerisindeki bu yani temel prensipleri hayata geçirip neler yapmanız gerektiğini söylüyor. Değerin gerçeği dedik ya. Bunun için değer yakalama işte süreçlerden performlarda da koyalım diyor. Kültürü buradan da bahsediyor. Organizasyon yapılarında bakın organizasyon yapısı çok önemli. Gerçekten buna uygun bir organizasyon yapısı ortaya koymak lazım. Yani ben bir kurumda biz bu vergilendirme sürecinden sonra çok fazla kurum bize 5 marka geldi. Çok fazla talep var. Teşekkür de ediyoruz bu arada. Dolayısıyla orada her zaman ben şunu diyorum. Operatik model dediğim bir olay vardır. Operatik model. Bu operatik model organizasyonu hizalamak lazım bu çalışmalarla. Çok önemli bir şey. Matris organizasyonu bunu istenir. Bakın bunları yaparken hani standartla sadece böyle okuyup da onu uygulama değil. Bunu bir model olarak ortaya koyup bir önce bahsettiğimiz şey yapabilmemiz lazım. Bir şey organizasyon da buna operatif modelde buna yan yana getirmemiz lazım. Liderliği bir önce bahsettik. İşte burada şeyler var. Destek verilmesinden bahsettik. İlham verme, inspiring olayı çok önemli. Yani bu olay artık şey, artık behavior ile alakalı bir şey. Başarı hikayeleri bakın hiçbir yönetim sistemi standartında bu tür şeylere şey yapmaz. Başarı hikayeleri paylaşmaya teşvik etmiyor. Bakın çok önemli. Onun için bu standart heyecanlandırıcı bir standart. Modele yakın ondan diyorum. Bakın cesaret duygusu, encourage, cesaretlendirme. Hiçbir yönetim sisteminde yoktur bu. Onun hani modele uygun dediğim buydu. Bu aldıklarım benim kılavuzdan alınan şeyler. Dolayısıyla hani bunlar yazımında gerçekten buraya fark oluşturdu. Bir önce bahsettiğim inovasyon stratejisi. Mesela kalite stratejisi, çevre stratejisi, ithal güven stratejisi. Hiçbiri bu kadar, hiçbir standartta böyle net tanımlar bu kadar detaya şey olmamıştı. Burada işte stratejik yönün etkiliğin sağlandığı çok önemli. Stratejik yönün gözden geçirmesi. Bakın çok önemli bir şey. Stratejinin gözden geçirmesi. Değerlendirmesi, gözden geçirmesi. Yönü anlamı, ilk başta yönü anlama. Anlama ve bunları şey yapma. Kuruma şey yapma, anlatma. Yani Jack Welch'i bilirsiniz. Jack Welch, G'nin efsane CEO'su. G'nin efsane CEO'su Jack Welch. Ve ben Türkiye'de yine 2007 görüşme imkanım da olmuştu. Yani Jack Welch vefat etti 3-5 sene önce ama hani Türkiye'de konuşmacıyken de kendisini birebir de sohbet etme imkanım da olmuştu açıkçası. Yani hani uçak motoru yapan firmadan medyada lider olan bir yere geçiş. Yani bakın bunlar hep stratejik yön, büyük yön. Hani bir yere odaklanacaksınız. İnovasyon hani inovasyon ticari ürünler üreteceksiniz. Hadi hizmet inovasyonu, iş modeli inovasyonu yapacaksınız. Bakın ama önce bu alanı herkese iyi anlatabilmek lazım.
şu anda artificial intelligence, yani bu artificial yapay zeka ile alakalı birçok arkadaş, startupçı birçok arkadaş bana hani şöyle yapalım, böyle yapalım gibi, hani birçok kişilerle de görüşüyoruz açıkçası. Hani akıl bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Bence onu bir clarify yapmak lazım. Şimdi ben VUCA dünyasından bahsetmiştim sizlere. VUCA'nın da pozitifi şudur arkadaşlar. Vision, vision, understanding, clarify ve işte agility'dir. Hani bu bir negatif VUCA'dır. Yani bu negatif VUCA dediğim olay şudur. İşte volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Bunlar bizim için belirsizlik, muğlaklık, sisli bir ortam bahseder ama bunun karşısındaki yeni türeten ortamda da vizyon vardır. Anlayış ve anlama olayı vardır. Netlik vardır ve çeviklik vardır. Dolayısıyla bu temel prensiplerin üzerinden hani durulmasını çok çok önemsiyorum. Kültüre bakın, geldiğiniz zaman öykücülük kullanma. Yani storytelling kelimesinin geçtiği bir standart olduğunu düşünmüyorum ben. Cesaretlendirme burada da var. Hiyerarşi azaltmak. Bakın işte organ yapısı dedik ya. Bunları okuduktan sonra bence standart, bu temel prensiplere kafa yorduktan sonra diğer maddelere geçilmesini öneririm. Çünkü bunlar gerçekten şey, kuruma katkı sağlıyor. Mindsetting dediğimiz kültürel yapıya şey yapan bir olay, dokunan bir olay açıkçası. İçgörülerden faydalanma, işte benzer, geniş bir içgörü, benzersiz bilgi denir içgörüye biliyorsunuz. Dolayısıyla hani bunu nasıl elde edeceğiz? Çalışanların tecrübelerinden verilir. Yoksa gidersiniz dünyada dolaşır mısınız? Bu tür şeylerdir. Bunu da çok bence önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Verisi yönetmede lesson 4'ler önemlidir. Ders çıkarmak, alınan dersleri yaymak, risk ve değer potansiyeli dengelemek, portföy yaklaşımı. Bakın bunlar, ben highlightları biraz konuşuyorum. Çünkü diğerleri muhtemelen hepinizin bildiği şeyler. Değişim yönetimi. Zaten bu bizi dinleyenler de birçok startupçı ve ciddi anlamda hani böyle iyi fikirlerle iş yapan arkadaşlarımız var ama dediğim gibi benim buradaki konuşmadaki ana çıktım sizlere. Bunu sistem olarak kuruma nasıl sistematik olarak yayılabilir ondan bahsetmek istiyorum. Bahsetmeye çalışıyorum. Uyum sağlama yeteneği, bunu geçiyorum. Bir de sistem yaklaşımımız var bizim. Sistem yaklaşımında zaten daha önce de bahsettiğim gibi şeydi. Hani diğer yönetim sistemleri olan bir şey. Burada önemli olan şey şu. Diğerleriyle etkileşimini iyi şey yapabilmek. Entegrasyonu iyi sağlayabilmek. Ben açıkçası çok, ben de hızlı bir şekilde hani Cuma'nın son haftanın son gününün son saatlerinde ben de çok hızlı bir özet yapmaya çalıştım. Benim hani özetle genel temel prensipleri ve maddelerinden şey yapmaya çalıştım. Eğer belgelendirme ve sertifikasyon eğer şeyiniz var ise eğer, hedefiniz de olacak ise eğer, bu konuda da şu anda belgelenme firması TSE'ye, yani dediğim gibi ölçekten ve şeyden bağımsız olarak, ölçekten ve işte sektörden bağımsız olarak bunu şey yapabiliyoruz. Her firmaya belgelenebiliyor. Benim de anlatacaklarım Hande Hanım bu kadar diyebilirim. Çok çok teşekkür ederiz Ömer Bey. Çok değerli katkılarınız için. Bir soru var aslında. Hani Müjde Hanım da aramızdan ayrılmadan belki ikinizden de bir onu da dinleyebiliriz. Bir tanesi, bu sizin az önce paylaşmış olduğunuz bir model vardı. Zannedersem 6 numaralı slaytınızda. Evet, bu hani 8 10 tane şeyi aktardığınız kısım. Orada evet. Bu modelin referans kaynağı nedir diye bir soru gelmiş ama diğer katılımcımız da bunun dokümanda yer aldığını söylemiş. Hani bununla ilgili bilmiyorum, eklemek isteyeceğiniz bir şey. Özür dilerim. 56.002'den alınmaydı o 10 madde. Öyle söyleyeyim. Yani standartın evet. Maddesi. Temel prensipler de standart ve kılavuzdan alınan. Dolayısıyla hani onlar zaten hani beraber işte hocalarla işte aynı komite ISO'nun hep birlikte yazılan maddeleri. Tamam, çok teşekkür ederiz. Bir diğer sorumuz da aslında hem katılımcımız sizi tebrik ettiğini iletmiş, yakından da takip ettiğini belirtmiş. Ve öte yandan da hani Müjde Hanım, bu konuda sizin de aslında yorumunuzu alabiliriz. Bu bütün bu belgelendirmede insan ve kültür terimlerinin öne çıkmasının sebebi nedir? Geleceğe insan ve kültür terimlerinin etkisi ne olacaktır diye bir soru gelmiş. Bir diğer katılımcımız da bunu desteklediğini belirtmiş. Dilerseniz sizi dinleyelim Müjde Hanım öncelikle. Ben Ömer Hocam izin verirse hemen cevaplayıp çıkayım. Estağfurullah hocam, buyurun. Estağfurullah. Evet. Şimdi
Ömer Hocam orada çok güzel bahsetti. Hiçbir uluslararası standartta 23 bin tane standart yazılmış ISO'da bugüne kadar. Hiçbirinde inovasyon ve kültür, yönetim ve kültür ve insan bu kadar öne çıkmadı. Ve inovasyon kültürü işte Ömer Hocam'ın da ve başka bir hocamızın da bir doktora uzmanlık alanı, yani özel bir alan. Hatta burada standardın içerisinde inovasyonu gerçekleştirecek kişilik karakterleri ve kültürel faaliyetleri neler olabileceğini bile sıraladık yazarken. Bu da yetmedi. Şimdi yeni bir standart yazımı için başvuruyoruz. İnovasyon yetkinlikleri standardı yazmak için ISO'ya başvuruyoruz. Bizden Meral Hocam ve İsmail Hocam da bu yazım çalışmalarını en başından sonuna kadar uluslararası referans tutma yazım çalışmalarında yer alacaklar. Hatta Türkiye olarak da biz bu yönetimsel mükemmeliyetli inovasyon yönetiminin de mükemmeliyet modeliyle ilgili yeni bir standart daha yazalım diyoruz. Dolayısıyla Türkiye olarak burada çok aktifiz. ISO 56002'yi ararsanız, onu alırsanız ki Türkçe'ye çevirdik, 96 liraya satın alabiliyorsunuz. Onun içerisinde insanın, inovasyon, inovatif insanın özellikleri ve inovasyon kültürünün özelliklerini böyle sıra sıra tanımladık. Bununla ilgili özellikle bir şey daha söyleyeyim, topu Ömer Hocam'a atacağım. Lütfen uluslararası tercüme, kültür ölçümü veya kişilik ölçümüne itibar etmeyiniz. Sakın. Çünkü bu kişilik özellikleri, psikoteknik testlerin tercüme karşılığı kelimelerde ciddi sıkıntılar var. Bütün kurumlara tavsiyem, lütfen üniversitelerimizden antropoloji, psikoloji, sosyoloji alanında bu anlamda kişilik özelliği ve kurum kültürü ölçümüyle ilgili çalışan hocalarımızla işbirliğine gidin. Ve kendi kurum kültürünüzü o şekilde ölçtürün ve tanımlayın. Çünkü biz diyoruz ki 56002 olarak beklentimiz tanımlamanız, ölçmeniz, bunu geliştirmek için faaliyetlerde bulunmanız diyorum. Susuyorum. Teşekkür ediyorum hepinize. Ben izninizle ayrılmak zorundayım. Derse yetişeyim. Çok çok teşekkür ederiz Müjge Hanım bütün katkılarınız için. Tekrar soruları olursa katılımcılarımızın, siz zaten her zaman erişilebilir olduğunuzu belirtmiştiniz. Belki sonrasında size bu anlamda erişmek isterler. Çok teşekkür ederiz. Şimdiden iyi dersler dileriz sizlere. Hocam. Teşekkür ederim hocam. İyi dersler. Evet, buyurun Ömer Bey. Şöyle, hocam zaten çok güzel özetledi. Ben sadece ufak şöyle katkı yapabilirim. Benim doktora tezim iç girişimlik ve performans üzerindeydi. İç girişimde yaparken orada hep girişimlik iklimi, girişimlik kültürü hep zaten her zaman bahsediyoruz. İnovasyon ile iç girişimlik zaten kesişen şeyler. Dolayısıyla böyle bir iklimi ortaya koyamazsak eğer, biraz önce bahsettik ya, hata yapmayı teşvik eden, hikaye anlatıcılığı, lesson learned'lerden gibi. Ne kadar böyle yapay zeka hayatımda girdiyse de, hatta bizim için şiirler yazsa da, hikayeler, kitaplar yazsa da bu kültür ekosistemi, kültür hep ön planda olacak. Dolayısıyla insan odaklıyı sıfırlayabilecek mi de emin değilim. Yani teknoloji, yapay zeka, bir önce bahsettim. Yani kültür iklimi olmadan inovasyon yönetim sistemi temelinde bu iklimi oluşturmak var diyelim kısaca. Evet, çok teşekkür ederiz Ömer Bey. Size de bütün katkılarınız için. Zaten süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Evet. Gayet güzel, böyle kompakt bir bilgi paylaşımı oldu. Eminim katılımcılarımız da çok beğenmişlerdir. Evet, teşekkür mesajları da geliyor. Sorusu olan var mı diye sorayım. Ben de bu arada teşekkür ederim Ömer Bey. Müjde Hanım ayrıldı gıyabında da, ona teşekkür edelim. Keyifli. Biraz önce aramızda konuştuk böyle derya deniz konulardı ve üzüldük de biraz geç tanıştığımız için. Ama better than nothing, hiç tanışmamaktan iyidir. Ben yakın zamanda da umarım yüz yüze gelip
gerçek fiziksel daha doğrusu bir bunun devamını da yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü her ne kadar aynı ekosistem içerisinde olsak da daha fazla omuz omuza olmamız gereken yerler var. Tekrar ben de teşekkür ederim Emre Hocam. Bu arada bir soru da var. Onu da cevap verelim. Hani başvurmak istediğimize direkt TSE ile evet, Türkistan'dan. Aynen. TSE direkt yardımcı olur. Buyurun Ömer Bey. Yok, yanlışlıkla ben bir an önceki herhalde bir şey açıldı. Evet. Ben teşekkür ediyorum Hande Hanım, Murat Bey. Umarım faydalı bir buçuk saat geçirmişizdir. Evet, çok faydalı oldu. Çok teşekkürler. Hani böyle bir gelişmenin olması da güzel. YouTube'a ne zaman ekleneceğine dair de bir sorunuz olmuş. En kısa sürede yükleyeceğiz. YouTube'a da şu an zaten kayıt altına aldık. Oradan da tekrar izleyebilirsiniz. Umarım bir günde bu konuyu hep birlikte yüz yüze daha detaylı olarak hani daha fazla tecrübeyle tartışma imkanımız da olur. Herkese çok teşekkürler diyerek zannedersem Murat kapatabiliriz diye düşünüyorum. Çok kısa şöyle bir şey söyleyebilirim. Gerçekten bunu samimi olarak söylüyorum. Amacımız Türkiye'de bu ekosistemi şey yapabilmek. Yani hani bu 56.2 vasıtasıyla ki inovasyon yeni bir terim değil. Siz yıllardır zaten bunun içinde olmuşsunuz ama bu yönetim sistemini Türkiye'de 56.2 vesilesi belki tool olarak kullanıp çok daha fazla yayılabileceğini düşünür. Bilim de bunu biraz bireysel misyon dediğini açıkçası. Umarım işte buradaki katılımcılar da veyahut da hani bir önce dediğine daha başka ortamlarda da böyle yaptıklarımızı yapmak istediklerimizi anlatır. Buradaki odak noktası iş dünyasına veyahut da ülkeye bir katkı sağlayabilmek. Öyle söyleyeyim. Evet, çok teşekkür ederiz tekrardan. O zaman bir IP Talk, bir Friday IP Talks'un daha sonuna geldik. Hem konuşmacılarımız Ömer Bey'e hem Müjgan Hanım'a gıyabında hem de bütün katılımcılarımıza bugün burada olduğunuz için teşekkür ederiz. Bir sonraki etkinliğimizde tekrar görüşmek dileğiyle diyerek bugünü kapatıyoruz. Hoşça kalın, herkese iyi günler. Hoşça kalın, iyi hafta sonları herkese. İyi hafta sonları.